Bu eldivenleri doldurmak. 10 günlük bize göre çok uzun bir ayrılık yaşayacağız çünkü. Filiz neden İstanbul'da? güzel bir sürprizimiz var, hoş bir sürprizimiz var. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgili takipçilerimiz, nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Hava birazcık böyle toparlamaya başlamışken hemen kendimizi yine bahçeye attık. Bugün de bir aktiviteyle karşınızda olacağız. Bir önceki videolarımızda yaptığımız, şu arkada arada gözüküyordur, beton ocağımızdan kalan çimentoyla evimizde masamızın üstüne koymalık dekoratif bir saksı yapmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Bunun için böyle eldiven, kova, bardak, ne bileyim folyo kağıt gibi şeylerden aklımıza bir şey geldi. Onu deneyeceğiz. Bakalım olacak mı? Bu sefer çimentoyu biraz daha fazla tuttum yaptığımız ocaktan. İçinde 4 birim çimento, 1 birim kum var arkadaşlar. Şimdi önce buna bir su vermeye başlayalım. Biraz cıvık bir çimento yapacağız bugün. Çünkü eldivenin içini dolduracağız çimentoyla. Güzel olmuş mu? Güzel olmuş mu anneciğim? Bence çok güzel oldu kıvamı. Tamam, dolduralım mı? Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi ilk yapacağımız bu eldivenleri doldurmak. Hatta böyle çok uzun sürer gibi, istiyorsan devirelim mi? Aha. Şöyle ele gelmiyor bak, düzgün tutarsan. Sen şöyle tut. Evet, tamam, pardon. Oldu mu tüm parmaklar? Sanki şu serçe parmağı bir şey yapmak lazım. Vaz gülüyor. Kız ne anladın da gülüyorsun? Koptu mu? Direkt başka bir eldiveni mi geçirsek, yoksa dökelim mi bunu? İstersen ona getir, bunu dökelim ona. Elim bulaşmasın derken aşkım sağ ol gerçekten. Tamam, patladı aşkım. Evet arkadaşlar, ellerimize koyduk. Bir bunları ben yıkayayım hemen. Yıkayalım. Yok. Tabii bizim fantazimiz bu şu an. Olacak mı, olmayacak mı? Ya olmazsa da beraber güleriz yani. Yapacak bir şey. Aslında var ya, böyle bir şey için altına böyle yuvarlak bir tane bir şey bulup koysak, mesela yarım küre gibi. Arkadaşlar. Kızma, ne oldu? Neden kızgınsın? Ne oldu? Şimdi bu videoya yarın devam edeceğiz aslında, çünkü çimentonun kuruması lazım. Ama ne yazık ki Mia ve Filiz yarın burada olmayacaklar. Birazdan erkek kardeşi gelip alıyor ve İstanbul'a götürüyor. 10 günlük bize göre çok uzun bir ayrılık yaşayacağız. Çünkü Mia doğduğundan beri biz Deniz'le hiç bu kadar uzun ayrı kalmadık. Mia da ilk kez babasından bu kadar ayrı kalacak. O yüzden o süreci nasıl geçireceğiz merakı içindeyim. Filiz neden İstanbul'da? Acaba tabii bir de öyle bir şey var. O da ilerleyen videolarımızda arkadaşlar size hazırlanıp sunulacak.
Güzel bir sürprizimiz var, hoş bir sürprizimiz var. Ama Filiz'in İstanbul'dan da videoları gelecek ve biz videoları size iletmeye devam edeceğiz. Evet, yani teknolojinin nimetlerinden faydalanıp uzak da olsam bir şekilde kıyısından köşesinden yine bu 10 günlük süreçteki videolara dahil olmaya çalışacağım. Bugün gidecek olmama rağmen yine de yani son bir şekilde evet, böyle gitmeme birkaç saat kala yine bir videonun içerisinde şey olayım çekelim, diye en azından ilk yarısında bulunmak istedim. O nedenle açılışım, kapanış aslında veda kısmında burada olacağım. Bakalım olacak mı? Açarken yanında olmayacağım. Bakalım nasıl olacak, ben de merak ediyorum. Aynen. Evde kullanacak mıyım acaba? Belki sonra renklendiririz de. Evet. Bu arada videomuzu şu ana kadar izlediysen demek ki beğendin. O yüzden beğen butonuna tıklayabilirsin. Biz çok mutlu oluruz. Ayrıca bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsan da seviniriz. Aslında bu tarz diyoruz ama bizim çok çeşitli videolarımız var. Bir henüz göz atmadıysan ve bu bizimle karşılaştığın ilk videoysa diğer videoları da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Bu arada yolun çok başındayız ve yorum desteğinize ihtiyacımız var. Bunu çok sık söylüyorum. Sizden lütfen yorum yapın ne olur. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet. Filizsiz bir günden merhaba arkadaşlar. Dün Filiz'le yaptığımız şeyi açacağım bakalım. Bunu böyle bir saksı gibi, içinde bir bardaklık yerimiz var. İçine toprak koyup üstüne güzel bir kaktüs koyacağız. Ben şimdi göstermelik bir şey koymaya çalışacağım içine ama evet, gayet kolaylıkla çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi saksımız olacak. Bunu boyayacağız da. Ama boyamak için Filiz'i bekleyeceğim. Sizce nasıl olmuş arkadaşlar? Arkadaşlar burada nazik olmamız lazım. Çünkü çok uzun süre geçmedi çimento yaptığımızda. Biraz korkuyorum. Parmaklar kırılırsa diye özellikle. Parmakları kırmadan çıkartmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk elimizi çıkardık. İkinci elimizi de çıkardık. Buna da şimdilik iki tane daha sokuşturdum ve içine toprak koydum. Şöyle koyduk. Bunu böyle. Ve bir avuç oluştu burada. Gördüğünüz gibi çiçeğini de koyduk. Ve saksımız hazır. Yaparız dekoratifini. Yani zaten söylemiştik, şimdi çimento ile böyle biraz alıştırmalar yapıyoruz. Bir fırın yapacağız. Belki bir süs havuzu yaparız. Değil mi? Ah niye nereye gibi. Ay. İçim gidiyor şu an var ya Deniz. De Mia. Mia hayır. Ay yapma kızım Mia. Ya. Pis ama pis diyorum bak. E kaka. At onu. Ne o? Gel buraya, içine giriyor, oturuyor orada bir de. Evet arkadaşlar. Niye kümese girdi arkadaşlar? Kümese girdi. Şimdi biz hızlıca onu çıkartmaya gideceğiz. Ay niye? Sen kümese girdin ki? Ay bak burada çamura. Gel. Gel anne. Oh, oy, ayağımız kayar burada, düşebilir. Dikçe düşmüş. Bakalım. Bir yere oturmuş. Kümesin içinde oturdu, ben zaten fark ettim onu. Değil mi kız? Bak orada YouTube'dan abiler ablalar var, arkadaşlar var. Ay. Senden ufağı yoktur bizi izleyen. Bizim için aslında zorlu bir süreç başlıyor. İlk kez uzun bir ayrılık. Hiç ayrı kalmak istemiyoruz ama ilerleyen videolarda sebebini açıkladığımız zaman siz de bize hak vereceksiniz. Ne yazık ki böyle bir ayrılık olmak zorunda. Filiz'in İstanbul'daki o hikayesinin de videosu bir şekilde çekilecek ve arkadaşlar burada yayınlanacak. Biz şimdi videonun kapanışını yapıyoruz ama aslında video devam edecek ve ben araya bazı videolar eklemiş olacağım. Zaman çizelgesi farklı bir video olacak. Biraz böyle Tarantino filmleri gibi, bir 10 dakika sonrası 5 dakika öncesi modunda. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.